Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün örneklem sayısının hesaplanmasından, Excel'de uygulanmasından, ardından da nasıl yorumlamamız yani yazmamızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle evren ve örneklem kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şemamız var. Dışarıdaki büyük dikdörtgenimiz bizim evrenimiz oluyor. İçindeki herhangi bir alanda örneklemimiz oluyor. Ben bunu daha basit olarak şöyle anlatayım. Mesela bir çalışma yapmak istiyorum öğrenciler üzerinden. Öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ölçmek istiyorum ya da mutluluk düzeylerini diyelim ölçmek istiyorum. Şimdi ben bakın öğrenci dedim. O zaman çalışmamda öğrenci benim evrenim oluyor. Yani evren. Çok büyük bir yani Türkiye'de kaç tane öğrenci var? Yani şöyle diyelim. 20 milyona yakın öğrenci var. 20 milyona ben ulaşamam ki. İşte ne yapmam lazım? Onu temsil edecek, temsil gücü kuvvetli bir örneklem. Yani bir gruptan, bir grup öğrenciden almam lazım. İşte bir grup dediğimiz kısım benim örneklemim oluyor. İşte burada önemli bir soru şu. Acaba seçilen örneklem sayısı evreni temsil edebilir mi? Yani bunu sormamız lazım. İşte burada sayı çok önemli. Yani tabii ki de örnekleme yöntemimiz var. Bunu ilgili videolarda anlattık. Ama acaba kaç kişi seçmeliyim ki ben evreni temsil etsin? Mesela şöyle bir şey hemen örneklerle anlatalım bunu. Şimdi birinci soruya baktığımızda şurada öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri. Şimdi öğretmen dediğiniz şey Türkiye'de 1 milyon civarında öğretmenimiz var. Şimdi benim 1 milyonu temsil edecek kaç kişiye ihtiyacım var? Bakın, işte bakın bu çok önemli bir nokta. Baktığınızda belki 1 milyonu temsil edecek, bilmiyorum, belki de 10 bine ihtiyacım var. Belki 5 bine ihtiyacım var ama onu nasıl ulaşırım o 4, 5 bin, 10 bine? Şimdi o yüzden evren sayısını biraz daha ne kadar küçültürseniz örneklem sayısı da daha küçülür. Evren sayısı büyüyünce evrendeki kişi sayısı örneklem sayısı da düşer. Mesela ikinci örneğe bakalım. İkinci örnek öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi Kahramanmaraş ili örneği. Şimdi bakın iki nokta üst üste konulmuş. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi Kahramanmaraş ili. Şimdi burada evrenin neresi? Evrenin Kahramanmaraş'taki öğretmenler. Yani kaç tane öğretmen var? 15 bin civarında öğretmen var. O zaman buradaki örnekleme baktığınızda ne kadarını yani 15 binin ne kadarını seçersem böylece T evreni temsil ederim. Yani baktığınızda evren daha küçülüyor, örneklemde küçülüyor. Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri Türkiye'de işte 7-8 milyon öğrenci var, üniversite öğrencisi var. Şimdi bakıldığında belki de 5 milyon. Şimdi bunu temsil eden kaç kişiye ihtiyacım var? Buradaki işte şey. Ama soru şöyle olsaydı, üniversite öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi örneği ya da Kahramanmaraş ili örneği. O zaman burada Kahramanmaraş'ta kaç öğrenci var? 30 bin. 30 bini temsil edecek küçük örnekleme ihtiyacım var. Şimdi bakıldığında bu sebeple yani evrenle örneklem ister istemez ne diyelim orantılı. Artınca diğeri de artıyor. Şimdi bizim bir formülümüz var arkadaşlar. İşte acaba evren sayısı verildiğinde örneklem kaç olması lazım? Formülümüz şu. Şimdi burada formülde nelerimiz var? Formülde bakın küçük ne? Küçük ne neymiş? Örneklemin büyüklüğü. Yani örneklem büyüklüğü. Onu soruyor, onu bulacağız. Büyük ne ise evrenin büyüklüğü. Bakın şurası. Evrenin büyüklüğü. T sayısı belirli bir anlamlılık düzeyinde de T tablosunda bulunan teorik değer. Yani bu sabit. Mesela biz %95 ile çalışıyoruz. %95 anlamlılık düzeyi ya da işte hani güvenirlik diyelim ya da 0,05'te anlamlılık düzeyi. Bakıldığında oradaki T değeri bu genellikle 1,96 yani hep aynı çıkar. Şimdi bakıldığında P değerimiz var. P değerine baktığımızda ne diyor? İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı. Yani direkt 0,5 olarak alıyorum olasılık. Hani 0,5 gerçekleşmeme olasılığı da Q. O da 0,5. Yani bir ne yaptık? Birden çıkarttık. Bir de D değeri var. D değeri şurada o da.
D değerine baktığımızda da o da hata payı. 0.05 hatayla çalışıyoruz. O da o. Yani onun karesini alacakmışız. Bakın N dediğimiz şey yine aynı. Hani evrenindeki kişi sayısı T dediğimiz yukarıda bahsettik. PQ'dan da bunlardan da bahsettik. Şimdi nasıl hesaplıyoruz? Oldukça basit Excel'de uygulaması. Şimdi hemen ona bakalım. Excel'deki uygulamasına bakalım. Şimdi formülümüz şu arkadaşlar. Şeye bakalım. Mesela T değeri 1.96 dedik T değeri. Bu genellikle 0.05'te çalıştığımız için o şekilde çıkıyor. P baktığımızda P değeri 0.05 dedik. Pardon 0.5 dedik olasılıklı. Diğeri Q değeri 0.5. Olma olasılığı yani oluyor mu? 2'de 1 şansım var gibi. Yani 2 atıştan biri. %50 şansım var. Öyle düşünün. D değeri de şöyle bir şey. D değeri de bu da hata. Yani 0.05. 0.5. Bununla çalışıyoruz. Burada N fazladan yazılmış. Şimdi mesela şöyle yapalım. Kahramanmaraş'taki öğretmenler için. Burası 15.000 olsun. 15.000 yazalım. Yazdıktan sonra şimdi artık formülde yerine koyuyoruz. Önce pay için yerine koyalım. Şuraya eşittir koyuyorum. Koyduktan sonra bakın ben paya baktığımızda önce şurayı yapalım. Şurayı yapalım. Bakın N çarpı büyük N çarpı T'nin karesi çarpı P çarpı Q pay. Hemen başlıyoruz yapmaya. Şimdi bakıldığında hemen çok kolay işaretleme yapıyorum. Bunu buraya getirdim. Çarpı araya çarpı işareti. T'yi iki defa yazacağız. T kare çarpı T kare çarpı şimdi P ve Q. P çarpı Q. Bunu da bu şekilde yaptık. Eşit enter'a bastık. Acaba çalışmadı. Neden acaba olmadı? Şunlar yerine nokta mı koyalım? Hemen ona bakalım. Nokta koysak. Bazen versiyondan dolayı virgül şey olmayabiliyor. Nokta koyabiliyorsunuz. Bakalım. Evet şimdi çalıştı. Görüldüğü üzere bu şekilde çıktı. Şimdi baktığımızda gelelim paydaya. Paydaya bakalım. Paydada da oldukça basit. Ne diyor? D'nin karesi. Yani iki tane D'yi koyacağız. Çarpı evrenin sayısından 1 çıkartacağız. Şimdi sonra artı diyeceğiz. Yine T'nin karesi P çarpı Q. Bakalım. Öncelikle eşittir'i koyuyorum. D'den 2 tane var. 2 tane D koyuyorum. Çarpı parantez açalım. N eksi 1. N burada. Eksi 1. Bu da formülü. Evet bu şekilde. Artı diyorum. Artı. T kare. Evet buradan T'yi yazdık. Çarpı 2 tane çünkü T kare dediği için. Çarpı dedik. Bir daha P çarpı Q. P çarpı Q. Bunu da yaptık ve Enter'a bastık. Bunu da bulduk. Artık ve pay ve paydayı birbirine böleceğiz. Payda gel. Bölü. Paydayı böl. Evet. Evet ne çıktı? 374.59. Bu şu anlama geliyor. 15.000 öğretmeni olan Kahramanmaraş için ben kaç kişiden örneklem olarak almalıyım ki 15.000'i temsil etsin? Yani 374 kişiden topladığımda bunu görebiliyoruz. Yani temsil etme şeyi. Eğer ki tüm öğretmenleri almış olsam mesela bunu 15.000 değil de 1 milyon öğretmen var. 1, 2, 3. Evet. 1 milyon öğretmen olsaydı bakın aslında baktığında o da çok değil. 384 diyor o da. Şimdi baktığınızda yani belli bir sayıdan sonra demek ki sabitleyebiliyor. Ondan o sebepten hani burada şey çok önemli. Evrenizin karşılığındaki öğretmen yani örneklem sayısı çok önemli. Peki ben bunu nasıl yazacağım? Bunu yazarken de bakın bir tez açalım şöyle. Tezi açtık. Mesela şöyle evren örneklem. Şöyle diyor. Araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılı bir döneminde Kahramanmaraş iline bağlı tüm ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan toplam 13.590 öğretmen oluşturmaktadır yazmış. Örneklem evrenden şimdi bakın nasıl yazıyoruz. Örneklem seçiminde olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmış. Bu kısmı daha farklı videolarımızda anlattık. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi oluşturan evren listesinden örnekleme biriminin seçkisiz olarak çekilmesidir. Yani ne yaptı?
basit seçkisiz örnekleme yöntemini burada açtı. Ne demek olduğunu söyledi. Yani önce nasıl topladığını ve bunun ne anlama geldiğini. Ardından da araştırmanın örneklemi ise bu yöntemle seçilen 707 öğretmen oluşturmaktadır. Bu sefer örneklem sayısını veriyor. Bu da 26 farklı branştaymış. Şimdi bakınız, işte bizim tabloyu açıkladığı yer, işte burasıdır. Bakın şurasıdır. Şöyle diyor. Basit seçkisiz örnekleme formülüne göre %95 güven aralığı, 0.05 hata payına sahip olmak üzere evren büyüklüğü 13.590 olan araştırmalarda örneklem sayısının en az 373 olması gerekir. İşte az önce yaptığım formülün yazımı, akademik yazımı bu şekilde. Ve bakıldığında aşağı doğru indiğinizde, evet, örneklem hesabında kullanılan formül şudur. Bakın rapora yazıyor. Bunun ne anlama geldiğini yazıyoruz şimdi. Denklem 1'de işte az önceki benim ekranda görünen yer. Bakıldığında en örneklem büyüklüğü. Bakıldığında yine N evren büyüklüğü, N örneklem büyüklüğü, T dediğimiz gibi 0.95'te 1.36'ya denk geliyor. Bakıldığında P 0.5, Q aynı şekilde incelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı ve hata payı, bunları da veriyor. Ve bunların da ne anlama geldiğini yapıp, yazıp ardından da formülde yerine koyuyor. Bakın bizim hesap makinesinde, yani Excel'de yaptığımızı burada raporuna nasıl yapıldığını da yazıyor. Yazdıktan sonra da artık ne yaptı? Bu şekilde hesaplamalar sonucunda 13.590 kişilik evreni temsil edecek, edebilecek örneklem sayısının en az 373 olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise Kahramanmaraş ili genelinden 707 öğretmen katılımcı olarak örneklemeye dahil edilmiş. Demek ki örneklemenin evreni temsil etme gücü bu şekilde ortaya çıkmış. Yani böylelikle bakıldığında şunu söyleyebiliriz bu şekilde. Hani alt sayımız ne olduğunu da çok net şekilde formülle beraber görüyoruz ve raporunda bu şekilde yazıyoruz. Yani kısaca raporlaştırmada öncelikle sizler verinizi ne zaman topladınız? Topladığınız yerde evreniniz ne? Örnekleminizi hangi yöntem ile topladınız? Ve örnekleminiz o yönteminin tanımını verin. Örneklemeniz kaç kişiden oluşuyor? Bu kişi alt sınırı geçiyor mu geçmiyor mu? İşte burada da formülü bu şekilde şey yapıyorsunuz, yazıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, böylelikle bunu da yapmış olduk.